New York mafyasının en büyük ailesinin babası Vito Corleone'dir. Sicilya geleneğini Amerika'da yaşatan suç baronlarının en büyüklerindendir. Belki de en büyüğüydü. Aile geleneklerine kutsal bir bağlılıkla saygı duymaktaydı. Ölümünün ardından yerine oğlu Michael Corleone geçti. Michael ailenin en küçük çocuğuydu. Üniversite okumuş ve orduda subay olarak görev yapmıştı. Babanın yerine geçmesi belki de en son düşünülecek kişiydi. Fakat yaşam onun önüne tercih şansı bırakmamıştı. Belki de o aile geleneklerini sürdürmeyi istemiş ve bu yolla babasına olan minnet borcunu ödemek istemişti. Michael belki babanın yaşamına değil ama babanın bizzat kendine hayrandı. Michael genç yaşta üst düzey polis amirini ve nüfus sahibi bir mafya babasını öldürdü. Bunu yapmak zorundaydı. Bu iş için uygun olmadığını düşünen pek çok aile üyesine rağmen belki de gerçekte bu işi hakkıyla yerine getirebilecek tek kişiydi. Çünkü öyle olması gerekiyordu ve o kararını vermişti. Tıpkı baba gibi kararlarını iki kez düşünmek ona göre bir iş değildi. Bundan nefret ederdi. Amerika'nın en güçlü mafya liderlerinden biriydi. Kumarhaneler, uyuşturucu gelirleri, Hollywood sinema filmlerinden gelen kazançlar ve diğerlerinden oluşan milyonlarca doları kontrol etmekteydi. Silahlı adamları vardı, hatta bir ordusu olduğunu söylemek abartı bile sayılmazdı. Dünyanın en güçlü ülkesinin en güçlü suç ailelerinden birinin patronuydu. Politikacılarla, ünlü sanatçılarla hatta devlet başkanıyla iş yapıyordu. Fakat o adım adım işlerini yasal bir zemine oturtmaya çalışıyordu. Elbette suç makinesi, karanlık arka sokaklar, silahlı çeteler emrindeydi. Fakat aç kurtlar gibi onun başarısızlığını bekleyen, onun arkasından iş çeviren diğer suç aileleri de vardı. Ve o paralı adamların kendilerine daha fazla para verecek olan yeni patronları için eski patronlarını satmaya gönüllü olduklarını iyi bilirdi. O yüzden aile üyeleri dışındaki hiç kimseye fazla güvenmez ve denetlerdi. Nick Geragi ona ihanet ettiğinde bunu anlaması çok da uzun sürmedi. İhanet affedilmezdi. Bu korkunç bir zaaf olarak görülebilirdi. Onun hayatında ihanetin karşılığı ölümdü. Zaten Michael Corleone'ye ihanet etme cüreti gösteren kişi, aileye ihanet etmiş sayılırdı. Bu kişi ölümü göze almış olmalıydı. Nick Geragi Michael'in korkusuyla kaçmış ve izini kaybettirmişti. Öyle ki bu kaçış tam 3 yıl sürmüştü. Kendisini öldürmek adına görevlendirilen Momo da Michael'e ihanet etti ve Nick Geragi ile işbirliğine gitti. Bu süre içinde Michael'in düşmanlarıyla iş çevirmişti. Sürgün hayatı yaşamış ve Michael'e saldırabilecek kadar güçlü olacağı anı beklemişti. Harekete geçtiğinde Michael'in kardeşi gibi gördüğü en yakın adamı Tom Hagen'i öldürdü. Daha öncesinde kendisini kaçakken arayan bir adamı daha öldürmüştü. Son hamlesini yapmış ve diğer mafya ailelerinden bir toplantı yapmalarını istemişti. Amacı arkasını yaslayabileceği bir güç bulmak ve Michael'ı emekliye ayırmaktı. Kendini onun yerine geçecek kişi olarak tayin etmişti bile beyninde. Toplantı öncesi Staten Island, da bir mafya babası ile son bir görüşme yapmak istedi Nick Geragi. Amacı toplantıda yeterli oy sayısına ulaşmaktı. Önceden planlamadığı şeyler yaşandı. Görüşmeye silahlı bir adamıyla gitmişti Geragi. Hiç beklenmedik bir anda Michael içeri girdi. Nick Geragi'nin adamı sandığı silahlı mafya üyesi silahını Geragi'ye doğrulttu. Aynı anda birçok silah Nick Geragi'nin kalbine nişan almıştı. Michael Geragi'nin yanına yaklaştı. Ne kadar kötü değil mi dedi. Tam her şeyin geride kaldığını, eskisi gibi güçlü olabileceğini düşünmüşken, mutlu sona bu kadar yaklaşmışken şimdi her şey tepetaklak oldu. Michael, Geragi'yi öldürme görevini diğer hain Momo'ya vermişti. Bu bir aile geleneğiydi. Sadakatini gösterebilmek adına hainin en yakınına bu görev verilirdi. Fakat Momo'nun sonu da ondan farksız olmayacaktı. Michael konuşmasını bitirdiğinde ağır adımlarla restoranttan dışarı çıktı. Bu infaz emriydi adamları için. Geragi son bir hamleyle Momo'nun eline sarıldı. Silahı aldı ve o elverişsiz durumda iki adamı yaralamayı başardı. Yan kaçabileceğini düşünmüştü ama üzerine gelen kurşunlar onu yere yığdı. Ertesi gün cesedi bir teknenin üzerinde bulundu. Michael Corleone, Nick Geragi'yi öldürmeden önce Amerikan Başkanı James Cavanche bir suikaste kurban gitmişti. Onu öldüren kişi Kübalı Juan Carlos Santiago'ydu. Nick Geragi onu kendine sürgünde yardım eden mafya liderinin atış poligonunda görmüştü. Bu başkanın ölümünün arkasındaki sır perdesini aralayabilecek bir bilgiydi. O bilgi de Nick Geragi ile birlikte sonsuzluğa gitmişti.